Herkese merhabalar. Bugün sizlerle SEO ile ilgili bir içerik paylaşmak istedim. Uzun dönemleri arka arkaya sadece Google Ads ile ilgili videolar üretmişiz. Genellikle talep o yönde oldu ki bu şekilde bir sonuç çıkmış ama bugün sizlerle SEO ile ilgili yeni bir içerik paylaşmak istedim. Özellikle bana çok sorulan bir soru vardır. SEO çalışmalarında hangi profesyonel araçlardan yararlanıyorum? Yani Google'ın sunduğu araçlar haricinde, işte Search Console ve Analytics haricinde hangi profesyonel SEO programlarını ya da araçlarını kullanıyorum sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve bildirimleri de açmanızı sizden rica ederim. Öncelikle tabii birçok profesyonel SEO aracı olduğunu söyleyebilirim. Her yeni günde bir başkası karşımıza çıkıyor. Bunların her birinin birçok yararı olabilir. Ben temelde 3 tane profesyonel SEO aracından yararlanıyorum. Bunlarla ilgili zaman zaman detaylı incelemeler de paylaştım sizlerle. Ancak bugün de kısaca kullandığım bu 3 profesyonel araçla ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Öncelikli olarak SeRanking benim en çok tercih ettiğim araç diyebilirim. Çünkü anahtar kelime pozisyon durumunu gösteren ve bunları en hızlı şekilde güncelleyen ve en son halini, en yeni halini gösteren bir araç bu. Bakın burada mesela şu anda mersener.com.tr'nin takip ettiğim kelimeleri günlük olarak görüntüleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi aralığın 4'ü, 5'i, 6'sı, 7'sindeki değişimlerini izleyebiliyorum. En son tarih bugün 8 Nisan'daki kelimelere göre sıralama, inişler, çıkışlar vesaire günlük olarak takip edebiliyorum. Yine gün içinde bu kelimelerin durumunu tekrar kontrol ettirebiliyorum ve aslında bu aracın en güzel özelliklerinden birisi de şu. Tarihe göre karşılaştır diyerek birden fazla tarih seçiyorum. Bakın Nisan 8, Mart 8, Şubat 8, Ocak 8 ve Aralık 8'i seçerek bir rapor oluşturuyorum. Ve şu anda evet gördüğünüz gibi seçmiş olduğum tarihler arasında yani birer aylık farklarla bu kelimelerdeki inişleri, çıkışları vesaire izleyebiliyorum. Örnek olarak Aralık'ın 8'inde SEO danışmanlığında 4 iken 3 olmuş, 5 olmuş, 2'ye çıkmış, tekrar 3'e inmiş. Bu şekilde inişleri, çıkışları takip etmek özellikle ciddi anlamda sıralama düşüşlerini buradan bu şekilde takip etmek mümkün ve çok kolay. O yüzden SeRanking anahtar kelimelerin sıralamasını takip etmekte benim en büyük yardımcım diyebilirim. Diğer bir kullandığım araç ise hepinizin çok yakından bildiği Ahrefs. Evet, Ahrefs de çok çok detaylı ve donanımlı bir araç. Tabii ülkemizdeki kullanım ücreti biraz dolar kurundan ötürü yüksek olsa da oldukça popüler ve faydalı bir SEO aracı. En sevdiğim özelliği Ahrefs'in site denetimi. Yani bir sitenin teknik anlamda ve içeriksel anlamda olan hatalarını bize göstermesi bakımından oldukça önemli ya da yapmamız gereken iyileştirmeleri bize göstermesi bakımından oldukça önemli bir araç. Burada görmüş olduğunuz şu anki raporda benim kendi siteme ait hataları ve önerileri görüyoruz. İşte description kısa olan 31 sayfayı bana gösterebiliyor veya işte description kısmının uzun olanlarını veya title'ın uzun olanlarını bana gösteriyor ve bunları benim görüp düzeltmem için bana bir fikir veriyor. Artı olarak da benim sitemde çıkmadı ama çıkabilirdi. Teknik hataları da size gösteriyor. İşte 404 hatalarını, çalışmayan URL'leri, çalışmayan resimleri vesaire gibi veya sitenizde bulunması gereken ama bulunmayan teknik şeyleri size çok güzel bir şekilde Ahrefs özetliyor. Yani site denetiminde Ahrefs'i en çok tercih ediyorum diyebilirim. Ve bir diğer popüler SEO aracı Semrush'ı da özellikle on page SEO konusunda oldukça tercih ediyorum. Bu ne işe yarıyor? Bu bir içeriğinizin yani bir URL'nizin belirtmiş olduğunuz anahtar kelimeler dahilinde size raporunu çıkarıyor. Yani yapmanız gerekenleri vesaire size gösteriyor. Mesela şu anda yeni yazmış olduğum bir blog içeriğimi test ettim burada. Burada da 4 tane kelimeyi verdi ve bu kelimelere göre bana öneriler veriyor. Öncelikle mesela burada Google reklam verme ve Google reklam kelimelerinde body'm içerisinde bu kelimelerin geçmediğini, bu iki kelimeyi kullanmam gerektiğini bana öneriyor. İçerik description'ın daha geliştirilmesi gerektiğini bana söylüyor. Benzer şekilde title'ımı da beğenmedi. Ancak diğer geçtiği yani doğru olan kullanımları da bana gösterdi. Ve aslında en sevdiğim yer semantik bölümü. Yani sayfa içeriğinizi geliştirmek için size kelime önerilerinde bulunuyor. Çünkü bu kelimeler rakiplerimizin
kullandığı kelimeler olarak bize gösteriyor. Yani içeriğimizde bu kelimeleri geçirmenin bizim Google'da yükselmemiz için önemli olduğunu bize gösteriyor. Yani bize fikirler veriyor burada da. Bu bakımdan da özellikle içerik anlamında çalışma yaparken Semrush'ın On Page SEO kısmını kullanmayı tercih ediyorum ve oldukça da faydasını gördüğümü de belirteyim. Özetlemek gerekirse Google'ın kendi kaynakları haricinde SeRanking, özellikle sıralama takibinde, web site denetiminde Ahrefs ve On Page SEO kısmında ise Semrush'ı tercih ediyorum. Tabii ki bu üç aracında çok çok önemli özellikleri var. Ben sadece benim için en önemli olanları sizinle bu içeriğimde paylaşmak istedim. Umarım sizlere bir nebze de olsa yarar sağlamıştır. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Herkese başarılar diliyorum.